Manisa Büyükşehir Belediyesi İnce İtfaiye Daire Başkanlığı yangına ilk müdahale ve lojistik destek araç tanıtım töreni düzenlendi. Törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları ve itfaiye erleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından törende konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ağlarından bahsetti. İlimiz genelinde itfaiye amirlikleri ve müfrezelere inşa ederek olaylara müdahaleyi en hızlı seviyeye taşımayı hedeflemiştik. Bugün geldiğimiz noktada 627 çalışan personelimiz ve 56 hizmet noktasıyla Manisa İtfaiyesi güçlü ve her an hazır durumdadır. İtfaiyemizin bu anlamlı gününde mevcut 160 araç filomuza 10 itfaiye aracı daha dahil ederek toplamda 170 itfaiye aracımız ile Manisa'mıza hizmet edeceğiz. Filoya katılan 10 aracımızdan 9'u itfaiye ilk müdahil aracı, bir aracımız ise itfaiye lojistik destek aracıdır. Artı bir de jeneratörü arkadaşlar ilave ettiler. Başkan Ergün gece gündüz özveriyle çalışan itfaiye erlerine de teşekkür ederek itfaiye haftalarını kutladı. Gece gündüz yaz kış yağmur çamur demeden halkımızın can ve mal güvenliği için özveriyle çalışan, kendi hayatlarından önce başkalarının hayatı için fedakarlık gösteren tüm itfaiyecilerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Böylesi fedakar bir meslekte çalışan arkadaşlarımız da ne kadar minnet göstersek, övünsek azdır. Bu duygularla itfaiye teşkilatının 306. yılını burada bir kez daha kutluyor. İtfaiyecilerimizin kazasız ve belasız bir şekilde görevlerini yerine getirmelerini temenni ederken yangınsız ve afetsiz günler diliyorum. Başkan Ergün'ün konuşmasının ardından kurdele kesim töreni dualarla yapıldı. Törenin ardından Başkan Ergün ve protokol üyeleri yeni araçları gezerek inceledi. Büyük fabrika yangını ya da senin çalışma olunca kullanacağımız yerde hızlıca aracın içinde yapacağız.